markasının Evita 4 yoğun bakım ventilatör cihazını, pneumatik kısmını birlikte inceliyoruz. Oksijen kısmı görüldüğü üzere yüksek basınçlı oksijen, yani hastanedeki merkezi oksijen basıncı bu kısımdan cihazın içine girmekte. Merkezi air, yani hava basıncı da yine bu kısımdan cihazın içine girmektedir. Burada görülen filtreler su tutucu filtrelerdir. Merkezi hava ve oksijen sisteminden kaynaklı su geldiği zaman bu filtreler suyun tahliyesini sağlar, cihazın içine girmesini önler. Cihazın pneumatik kısmında da görüldüğü üzere oksijen kısmını takip ettiğimizde oksijen valfine cihaz giriş yapmakta, üzerinde belirtildiği üzere. Hava yine basınçlı hava da içerisinden girmekte ve yine hava valfine kanal vasıtasıyla giriş yapmakta. Tabii bunlar cihaza direkt merkezi oksijen ve hava basınçları olarak gelmemekte. Cihazın içerisindeki düşürücü regülatörlerle istenilen basınca bunlar düşürülerek cihazın iç kısmına gelmektedir. Bu kısım hava ve oksijen valfleri aynı zamanda mikser görevi de görmekte. Bizim cihazdan ayarladığımız oksijen oranı, yani FiO2'yi oranında bu iki valf karışım yaptırarak hastaya şu hat üzerinden, inspirium hattı üzerinden, şu anda tabii modülümüz açık, buradan hastaya hava yolu basıncını gönderebilmektedir. Hastadan dönüş kısmı da şu anda tabii sökük olduğu için tam belki belli olmayabilir ama expirium kısmı dediğimiz bu kısımdan da hastaya dönüş yapılmaktadır. Cihazın içerisinde farklı tiplerde basınç sensörleri bulunmaktadır. İlk basınç sensörü şu O2 yazan kısmın altındadır. Bu oksijen sisteminde basınç var mı yok mu bunu kontrol eder. Air basınç sensörü de yine hava sisteminde basınç olup olmadığını kontrol etmektedir. Bunlar yüksek basınçlı oksijen şeylerdir, yüksek basınçlı sensörlerdir. Şurada görülen iki sensör de yine inspirium ve expirium'daki basınçları okuyabilmektedir. Bunlar da düşük basınçlı sensörlerdir. Burada da görüldüğü üzere bir pip valfimiz var. Bu pip valfi de adı üzerinde hastanın expirium sonunda ciğerinde kalmasını istediğimiz basıncı ayarlayan valfimizdir. Bu kısım bizim elektronik kart bölümümüz, yani pneumatik valfleri kontrol eden kart bölümümüz. Buradan gelen kablolar bu kart vasıtasıyla kontrol edilmekte. Bu bağlantıda bir üst kart olan işte kontrol kartına havale edilmektedir. Cihazın ön kısmında şu kısmında oksijen sensörü vardır. Bu kısmında da yine takılı olduğu zaman görüleceği üzere bu kısmında flow sensör, bu kısmında da ekspirasyon kaseti takılmaktadır. Kısaca Evita 4'ün pneumatik kısmını anlatmış olduk. Teşekkür ederim.